bir babanın işte yaşadıkları öyleydi. Şimdi stüdyomuzda bir başka baba var. Onun da yaşadıkları var. Onun yaşadıkları ama hepimizi daha pozitif yönde etkileyecek bir şey. Çünkü iki çocuğunun ne yediğine ne içtiğine merak edip bakarak bir harekete başlıyor. Bir adım atıyor ve gıda dedektifi oluyor. Sosyal medyada gıda dedektifi olarak sayfası var. Çok takip ediyor. Ben de takipçisiyim. Musa Özsoy stüdyomuzda. Hoş geldin Musa. Hoş bulduk Cengiz Bey. Çok teşekkürler. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Harika. Peki iki çocuktan yola çıkarak mı bu gıdalarda ne var ne yok paketleri incelemeye başladın? Bir de sağlık sorunu yaşadın ondan sonra galiba. Aynen öyle. Öncelikle burada en başta eşime teşekkür edeyim. İlk olarak bizde hem çevreci hem de gıda konusunda hassas olan aslında baştan beri kendisi. Ben bu olayı çok sonradan fark ettim. Neyi fark ettim? Yediğimiz içtiğimiz şeylerin bizi nelere götürebileceğini gördüm. Bir hastalık yaşadım, bir cilt hastalığı. Hı hı. Bir yıla yakın birçok doktor, birçok ilaç, hiçbir şey işe yaramadı. Daha sonra ürik asit seviyemin yüksek olduğu tespit edildi. Ve et kesilmesi istendi. Eti kesin, hı, kesinlikle yemeyin. Tırnaklarınızda falan şey tırnaklarımda, olmuyor. Yani bir türlü iyileşmeyen, böyle, hı, rahatsız edici şeyler değil ama örneğin tırnağım yumuşamıştı. Yani, hı, bu normal bir tırnak yapısından farklı. Ürik asit seviyemin yüksekliğini araştırdım. Yani nedir bunun sebebi? Eti de kesemeyeceğimi söyledim doktora. Ya ben et severim. Fakat sonra gördüm ki asıl problem ürik asiti asıl yükselten fruktoz şurubu dediğimiz şey. Yani aslında mısır şurubu diye bilinen. Hı. Nelerde var diye bakarak başladığım bir süreç bizi işte bugün tabur olarak kadar ne zaman getirdim. Kurdun? Gıda dedektifi 2,5 yıl oldu. Evet, Instagram'da kurdum. Çok basit bir şekilde hala aynı şeyi savunuyorum. Ben özel gizli şeyleri açığa çıkartan birisi değilim. Sıradan bir tüketiciyim, bir babayım. Çünkü uzmanlık alanında hani böyle bir yiyecek, içecek öyle bir iddiam yok zaten. Şehir plancısın değil şehir mi? Plancısıyım. Tabii şehirleşmeyle gıda endüstrisinin bağlantılarını da burada saatlerce anlatabilirim. Hmm. Çünkü ilk şehirlerin kurulumu da gıdaların depolanmasıyla başlıyor aslında. Yani şehirleşmeyle gıda endüstrisi arasında çok ciddi bir paralellik var. Bugün bakın 1950'de Cengiz Bey Türkiye'de %75 oranında kırsal nüfus varken bugün bu oran %92 oranında şehir nüfusuna döndü. Yani sadece 6 milyon kişi var şu anda kırlarda yaşayan. Yani aslında, evet, üretim yapan. Bunların tamamının da üretime katılmadığını takdir edersiniz. Doğru. Düşünün 82 milyonluk bir ülkeyiz. Sadece 5-6 milyonluk bir nüfus bize şu an üretim yapıyor. Nasıl üretim yapıyor? Gerçek üretim yapıyor. Yani yediğimiz meyveler, organik sebzeler, organik veya doğal dediğimiz ürünler. Hmm. Geri kalan bizim gibi çoğunluk gibi şehirlerde yaşayanlar ne yapıyor? İşte gıda endüstrisinin elinden geçen ürünleri tüketiyor. Aslında genel mercek bu şekilde. Herhangi bir öneride bulunmuyoruz. Zaten öyle bir uzmanlığım yok. Böyle bir sorumluluğa da girmek çok kolay bir şey değil tabii ki ama zaten sloganımız çok net. Ne yediğinizi bilin diyorum ve etiketlerin üzerinde yasal olarak yazanları insanlara daha anlaşılır, daha açık şekilde anlatıyorum. Şimdi ben takip ediyorum, uzun süredir takip ediyorum. Memnun oldum, çok sağ olun. Ve gerçekten her paylaşımınızı da merakla okuyorum. Şimdi sizi takip etmeye başladıktan sonra zaten şimdi bizde de iki tane çocuk var. Biri 8, biri 4, hepimizinkini, herkesinkini. Onlar olunca tabii ki hani ya neyi yediriyoruz, ne yapıyoruz çok daha fazla dikkat ediyor insan. Ama şimdi gıda endüstrisi, gıda sektörü dediğiniz şey bu kadar endüstriyel olmasının bir nedeni de bu organik tarım ya da doğal tarımın bu kadar nüfusa, dünya nüfusuna yetmesi imkansız. Yani tabii ki işlenmiş gıda olması gerekiyor. Tabii ki hızlı üretilmesi gerekiyor. Öyle değil midir yani? Ben yanlış mı? Şimdi aslında sanırım orada şöyle bir çünkü çizgi. Milyarlarca insan söylediğiniz gibi belki 1950'lerde bambaşka bir Türkiye, bambaşka bir dünya vardı. Tabii ki. Bugün o nüfus milyarlarca katlanmış vaziyette ve asla organik gıdanın, organik tarımın yetebilmesi mümkün değil. Ne yapacağız? Şimdi biz tabii nüfus olarak çok farklı bir boyuttayız. Dünyada sayılı ülkeyiz. Yani ciddi anlamda bir nüfus artışı yaşıyoruz. Ciddi, hmm, anlamda şehirleşmeye yaşadığımız bir coğrafyadayız. Fakat bunu başaran ülkeler var aslında Cengiz Bey. Yani bugün gelişmiş ülkeler dediğimiz mesela ülkeler. Yani sayabiliriz birçok Avrupa ülkesi, birçok örneğin İskandinav ülkesi. Fakat bizimle birlikte örneğin Amerika gibi bir ülkede de şu anda gıda endüstrisi tartışılıyor. Yüksek oranda şeker içeren, yüksek oranda doymuş yağ içeren ürünlerin, gıdaların tüketiminin bugün sonuçlarını yaşıyor Amerika ve bir türlü sağlık reformunu başaramıyorlar. Çünkü obezite başta olmak üzere. Aynen bahsettiğiniz sürecin sonunda da bizim yolumuz tabii ki doktorlara düşüyor. İster istemez sağlığınız bozuluyor ve ülke olarak bununla da aslında devletler başa çıkamamaya başlıyor. Bakın bugün Türkiye'de ve dünyada aslında insanların tükettiği birçok katkı maddesinin
insanların üzerindeki etkisini henüz kimse görmedi. Doğru. Ben antropoloji okudum. Aynı zamanda bizim eğitimimizin içinde kent sosyolojisi, yerleşmelerin evrimi. Bakın insanoğlu tarihin hiçbir aşamasında bugün bizim tükettiklerimizi tüketmedi. Bu bir gerçek. Evet. Dolayısıyla temel soru aslında bizim de aslında temel sorgulatmak istediğimiz şey bu. Tükettiğim önümdeki şey gerçekten beslenmem için gerekli bir şey mi? Örneğin bir gofret. Örneğin çocuklara verdiğimiz cipsler. Yani bunlar gerçekten gerekli mi? Veya illa bu tüketilecekse, tüketilmesi isteniyorsa içeriğini bilmek gerekiyor. Anketler yapıyoruz, araştırmalar yapıyoruz, soruyoruz takipçilerimize. En çok tükettikleri ürünlerin bile içeriğini çoğu takipçimiz bilmiyor. Bakmıyorlar Doğru. veya bazılarımız da baktığımızı anlamıyoruz maalesef. Ama şundan dolayı da yazılanı anlamıyoruz ki işte. Ben bakıyorum mesela E125, evet. E270... bilmem ne var paketin evet. için üzerinde yazıyor bunu. Evet. Hukuken de yasal bu olarak Avrupa Birliği'nin getirdiği kodeksler. Şimdi ne olduğunu anlamıyorum ki bunun. Sonra evet. bazen de kafaya takıyorum gerçekten senin gibi. Sonra giriyorum internete bakayım bu E270 neymiş diye rakamları sallıyorlar. Şimdi onunla ilgili ben bir yandan da bazı uzman takipçilerimizle de hani istişare ediyoruz veya bazen münakaşa ediyoruz ama ben bir tüketici gözüyle şunu söylüyorum. Bir paketin üzerine E120 yazdığınızda bu hiçbir şey ifade etmiyor. Evet bu Avrupa Birliği yasalarına uygun olabilir, bu mevzuata uygun olabilir fakat mevzuatta da aslında bu açıkça belirtiliyor. E koduyla yazılan içeriklerin mutlaka açıklaması yazmalı. Tabii şimdi sodyum alüminat yazdığında sizin için çok bir şey yine ifade etmeyecek. Onu da anlamıyoruz. Stirik asit dediğinde bunu limonun içindeki gerçek stirik asit sanacaksınız ama aslında laboratuvar ortamında üretilmiş ve çoğu da ithal edilen katkı maddelerinden bahsediyoruz. Bu E kodlarının hepsi olumsuz içerikler değil bu arada. Bazıları az önceki örnekteki gibi meyvelerden, sebzelerden üretilen şeyler de var. Katkı maddelerinin hepsi tabii ki sıkıntılı değil ama çoğunluğuna baktığınızda tek bir soru orada soruyoruz. Bunu gerçekten tüketmeme gerek var mı? Ve birçok şeyi de vücudumuza maalesef bilmeden alıyoruz. Ama bizim hesap olarak temel vizyonumuz, aslında farkındalık oluşturmaya çalıştığımız temel konu şu, şeker ve doymuş yağ konusunda evet. çok çok dikkat etmeliyiz. Bu tabii Dünya Sağlık Örgütü ve mevzuatımıza da girmiş konular. Bunlara dikkat ettiğimiz sürece, ne yediğimizi bildiğimiz sürece zaten bunların tüketilebilir sınırları da belirlenmiş durumda. Özellikle mısır şurubu meselesi. Evet. Canan Karatay da özellikle çocuklar için diyor ya, yani şeker yedireceğinize, hani zehir verin çocuğunuza, daha iyi şekerden uzak tutun çocukları diye ısrarla söylüyor. Gerçekten de söylediğin şey mesela. Ben bu tarz söyledim. Keskin ifadeleri tabii bulunduğum konum itibariyle tabii, çok tabii. kullanmamaya Aynen. özen gösteriyorum. Özellikle hiçbir markaya ya da bakanlığa hedef alarak paylaşım yapmıyoruz diye onu ısrarla söylüyoruz. Ve şeyde sitenizde, sayfanızda bunu ısrarla söylüyorsunuz. Şimdi tabii ki markalara, şeylere hedef almadan yapıyorsunuz bunu ama şimdi tabii ki bazen markalarla karşı karşıya geldiğiniz oluyor, bazen bakanlıklarla karşı karşıya geldiğiniz meseleler oluyor. Ama benim bu meselede en çok ağrıma giden ne biliyor musunuz? Geçen gün bir paylaşımımız vardı. Uluslararası bir marka. Şeyini vermeyeceğim. Hepimizin bildiği bir marka. Ve o markanın Türkiye'de ürettiği ürün. Aynı paket, aynı ürün İngiltere'de üretiliyor. İngiltere'de üretilen ürünle Türkiye'de üretilen ürün arasında dağlar kadar fark var. Yani besin değerleri açısından çok ciddi farklar var. Ve hatta bunu MHP 40 kare milletvekili Halil Öztürk meclis gündemine taşıdı. Böyle evet. bir farklılık nasıl olabilir diye. AB standartları yok mu bu ülkede diye. İngiltere'de olan mal nasıl olur da bizde daha zararlı bir şekilde üretilebilir? Nasıl olabilir böyle bir şey? Bu konu çok tartışıldı. 3 milyonu aşkın kişiye ulaştı bizim hesaplarımız üzerinden. Daha sonra tabii farklı ulusal mecralarda da yayıldı. Daha önce de biz bunun benzerlerini yaptık. Özellikle bizim tabii çok uzun bir süredir bu çocukları tartışıyoruz, çocukları konuşuyoruz. Bizim önceliğimiz çocuklar. Çocuk ürünlerine gördük ki insanların tepkileri de çok daha, reaksiyonları da çok daha etkili. Çünkü herkes çocuklarının iyi beslenmesini istiyor, herkes çocuklarının iyi yaşamasını istiyor. Daha önce biz sütlaçla paylaştık Cengiz Bey. İngiltere'deki sütlaçta yüksek oranda, buradaki sütlaçta yüksek oranda şeker varken İngiltere'de şeker oranı çok çok düşük. Sütlaç üreten firmaları da paylaştık. Cipsleri paylaştık. Yine benzer dondurma ürünlerini yani paylaştık. Benzer şeyler, başka benzer şeyler var. Var. Bizim geçmişte paylaştıklarımız var. Yeniden gündeme getireceğimiz, araştırdığım, devam ettiğim var. Fakat bu ürün neden bu kadar dikkat çekti? Çünkü bir, şu an çok yaygın bir şekilde tüketiliyor. Yani çok ucuz bir ürün bu. Ve
köyler de dahil. Türkiye'de ulaşmadığı yer yok şu anda bu ürünün. Bir de bu kadar yüksek oranda bir fark ortaya çıkınca, özellikle orada meyve oranı çok önemli. Çünkü meyve oranı orada %13 ise bizde %1'lerde. Çok ciddi 17 hatırlamıyorsam 17 evet. kat bir fark var. Dolayısıyla bu tarz bir farkın toplum açısından bu kadar reaksiyon görmesi bizim için çok değerli. Bu arada firmalarla ya da bakanlıkla asla karşı karşıya gelmiyoruz. Bakın bugün düzgün üretim yapan firmalara ben dolaylı olarak aslında katkıda bulunuyorum. Hiçbir firmayı hedef de göstermedik bugüne kadar. Tabii şunu ilk kez yaptık Türkiye'de. Tabii sosyal medyanın da etkisiyle. Bir ürünün paketini açık bir şekilde, ismini açık bir şekilde yayınladık ve içindekileri anlattık. Bakın hukuki olarak girişimler de oldu. Ben suç duyurularına da muhatap oldum. Gittim ifadeler de verdim. Ve savcılıktan takipsizlik kararları da aldık. Çünkü haksız rekabete yol açmadığımız tescillendi hukuki olarak. Çünkü yaptığımız şey çok basit Cengiz Bey. Sizin ya da herhangi bir arkadaşın, herhangi bir tüketicinin gidip markette gördüklerini sadece sosyal medyaya aktarıyoruz. Evet, yüz binlerce kişiye bu ulaştığında mutlaka firmalar ki çok iyi biliyorlar içeriklerini. Yani bizden sizden daha iyi biliyorlar tabii ne işte, ürettiklerini. Ya. Bir rahatsızlık olması muhtemel ama temel olarak bu toplumun özellikle çocukların sağlığını düşünenler için buna ben bakanlığı da dahil ediyorum. Bu sürecin hepimiz için faydalı bir süreç olacağına inanıyorum. Bu yönde de bu sorumluluk duygusuyla ben çalışmalarıma devam ediyorum. Evet. Mesela bu tür ürünler ne yazık ki var demek ki İngiltere'de var. Olan ürünler özellikle çocuklara yönelik ürünler çok daha sağlıklı. Bizdeki aynı ürün, aynı marka, aynı paket çok daha sağlıksız şekilde üretiliyor ne yazık ki buna. Gerçekten de bu içerik farklılıkları Avrupa Birliği'nde de tartışılır hale geldi. Tabii bir tek bizim için değil ama şu anda mesela İngiltere'deki ürünler gerçekten İngiltere bu konuda çok hassas. Yani özel bir parantez açmak lazım orada. Fakat tabii ki biz çocuklarımızı düşünen bu kadar gelişmiş bir toplum olmaya niyetli bir toplumuz. Gıdadan bu konuyu bir kere çözmemiz lazım. Kesinlikle. Yani gıda konusu çok kritik. İngiliz çocukları kıymetli de bizim çocuklarımız çok kıymetsiz kritik. Mi ya? Tabii yani bizim geçmişimiz düşünüldüğünde, bugünkü konumumuz düşünüldüğünde, ideallerimiz, aslında vizyonumuz düşünüldüğünde bizim bu gıda konusunda, çocuklarımız konusunda mutlaka çok daha net bir tavır ortaya koymamız lazım. O noktada da Sayın Milletvekiline teşekkür ediyorum. Evet. Benim de bir gazete haberi üzerinden haberim oldu. Kendisine ulaşamadım. Bu Merhaba, noktada... Milletvekili Halil Öztürk. Burada tabii şey de çok önemli aslında Cengiz Bey. Hep aynı şeyi vurguluyorum. Toplum, insanlar, tüketiciler seslerinin duyurulmasını istiyor artık. Biz burada bir köprü vazifesi görüyoruz. Aslında tüketici bilinçlenmeye başladı gerçekten evet. de. Herkes için söyleyemeyiz ama en azından belli bir kesim bunlara dikkat eden, işte çocuğunun ne yediğine önemseyen insan sayısı ülkede artıyor. Evet. İnşallah önümüzdeki sizin de bu çabalarınızla 3-5 yıl içinde çok daha fazla artacak. İnşallah. Çocuklarımıza işte dediğim gibi İngiliz çocukları kıymetli de, Alman çocukları kıymetli de, bizim çocuklarımız kıymetsiz mi? Bizim de çocuklarımıza en az onlar kadar hassasiyet göstermemiz gerekiyor yediklerine, içtiklerine. Bu yüzden aldığımız ürünün, yedirdiğimiz gofretin, şekerin, bilmem neyin, lollipop'un ne olduğuna bakmak gerekiyor. Ama tabii ki İngiltere, Avrupa standartları dışında bir fark varsa da onun için en başta Sağlık Bakanlığı devreye girsin. Bunu tabii mesela bir örnek, çilekli süt, muzlu süt. Evet. Bunlar şimdi markete gidildiğinde çocukların dikkatini direkt cezbeden ürünler. Biz bunu Türkiye'de ilk açıklayan platform olduk. O da ilginç tabii ki. Yani bu daha önce hiç konuşulmamış bir şey ama. Binde bir oranında çilek tozu var Cengiz Bey. Çilekli süt dediğimiz şeyde. Şimdi burada mevzuatı da gözden geçirmemiz gerekiyor. Binde bir oranında çilek olan bir şeye biz çilekli ismini verebiliyorsak orada temel bir problem var. Tüketici olarak biz böyle bir yaklaşımdayız. Ve buna çok ciddi takipçilerimiz de destek veriyor. Bu çilekli sütlerin üzerinde de çizgi film karakterleri var. Dikkat edin marketlere gittiğinizde evet. bunların üzeri çok dikkat çekicidir. Çocuklar gidip hemen oraya yönelebilir. Şili bunu yasakladı mesela. Şili evet. hükümeti dedi ki bu tarz ürünlerde kahvaltılık gevrekleri de dahil etti buna. Çizgi film karakterleri çocukların dikkatini çekecek şekilde koyamazsınız ve bunları normal bir standarda getirdi. Yani bu tarz şeyler yapılabilir aslında. İnşallah o süreci yaşayacağız. Kesinlikle yapılabilir. İnşallah bu yayınlarla, bu çağrılarla dikkati çekmeyi başarabiliriz. Çünkü nasıl bir sigarada mesela dünyada pek çok ülkeden çok daha iyi bir şekilde sigara yasağını hayata geçirdiysek, nasıl mesela çok benim Milli Eğitim Bakanlığı'nın çok takdir ettiğim kantinlerde cipsler, gazlı içecekler, zararlı içecekler kaldırıldı ise. Maalesef kaldırıldı kısmına parantez açarız biraz. Ama en azından bu konuda
bir girişim olduysa, var. Nedir, girişimler olduysa, evet, ve satılmaması yönünde şeyler varsa, telkinler, talimatlar varsa, dolayısıyla bunlar önemli. Bunların dediğiniz gibi belki de hani çocukların kanmayacağı şekilde, nasıl sigara paketlerinde biz yetişkinleri daha uzaklaştıracak önlemler alıyor isek, çocukları niye almıyoruz bunu? Çocukları niye kandırabilecek? Şimdi bu bir süreç tabii. Bundan 30 yıl önce yolcu otobüslerinde, 40 yıl önce yolcu otobüslerinde sigara içilen tabii, bir dönemden biz bugün şuraya çıkıp sigara içemiyoruz. Evet. Dolayısıyla böyle bir süreç yaşamak durumundayız şu anda. Evet. Tabii ki dediğim gibi şeker ile ilgili şu anda böyle işte zehirdir, terördür vesairedir gibi ifadeler bana biraz uzak ifadeler. Fakat şunu çok net göstermemiz lazım ki 20-30 yıl sonra başımıza ne geleceğini bilmiyoruz. Bu çok net. Yani obezite, diyabet gibi hastalıklar bugün biz ilk ona girdik Türkiye olarak maalesef. Çok hızlı ilerliyoruz bu konuda. Dolayısıyla bu tarz ürünlerin sonuçlarını çok iyi okumak lazım. Devlet olarak da okumak lazım ve yarın öbür gün bunun sağlık problemleriyle başa çıkamayacak duruma gelmemek lazım. Bu noktada ben genel gelen reaksiyonlar, bizi takip eden çok ciddi noktada insanlar var. Ve inanıyorum ki biz samimiyetimizle, iyi niyetimizle onlara bazı konuları ilettiğimizi düşünüyorum. Bunun da belli bir süreç sonrasında toplumsal bir tabii ki bilincin de gelişmesiyle, evet, sonuçlanacağına inanıyorum. Benim inancım o yönde. Mesela bir de şu şey meselesi var. Palm yağı, evet, hurma yağı yazıyorlar mesela. Evet. Yani şimdi hurma yağı deyince çok sağlıklı bir şey gibi. Bambaşka bir algı var orada. Evet, hurma yağı. Ben de şimdi hurmayı çok severim. Şimdi o konuyu mesela biz... Bana hiçbir zarar gelmeyecekmiş gibi düşünüyorum. Ama palm yağı yazınca sanki zararlıymış gibi. Orada çok nedir basit... Nedir farkı? Aynı şey palm yağı. Şöyle, aynı şey değil. Bu çok tartışılıyor ama çok net bir, keskin bir şekilde buna son verelim. Evet. Palm yağının çıkarıldığı ağaçla hurma yağı, hurmanın yetiştiği ağaç bambaşka türler. Yani ikisi de palmiye ağacı diye biliniyor ama çok başka türler. Birisi Phoenix ismiyle biliniyor, diğeri farklı bir isim. Dolayısıyla aynı şey olmadığı bir buradan kesinlik kazanıyor. İki, bir kere hurma yağı diye bir ifade mevzuatta yok. Yani mevzuatta olmayan bir ifadeyi şu anda bazı markalar, bazı üreticiler ürünlerine bu algıyı oluşturmak için maalesef yazıyorlar. Bununla ilgili girişimlerimiz oldu, yayınlarımız oldu ve şu anda o hurma yağı yazan üreticiler yavaş yavaş onu değiştirmeye başladı. Aynı paketin üzerinde, çok uzaklara gitmeye gerek yok, İngilizce içeriye baktığınızda zaten palm oil'i görüyorsunuz orada. Üstte hurma yazıyor, altta palm oil yazıyor. Dolayısıyla hurma ifadesi orada maalesef bir algı olarak karşımıza çıkıyor. Fakat çok net bilinmeli, aynı şey değil. Hurma dediğimiz şey başka, palm dediğimiz şey başka. Hurma ifadesi palm yağını biraz daha orada farklı bir algıya yöneltmek için kullanılıyor. Hurma yağı peki şey mi? Yararlı mı? Zarar. Hurma yağını kullanma şansı çok düşük, çok yüksek maliyetli bir durum bu. Tabii ki hurma da yüksek şeker içeren bir şey ama lifiyle tükettiğimiz için çok yararlı bir besin. İçinde vitaminler, mineraller ama yağ olarak... Bir kere onun zaten direkt karşılığı date'tir biliyorsunuz. Yani hurma ile palm arasında bir İngilizce bağlantı da yok. Dolayısıyla orada dediğiniz gibi bir algı maalesef var. Mevzuat da şu an buna biraz izin veriyor durumda. Biz bununla ilgili yazışmalarımızı yaptık bakanlıkla. Ocak ayından itibaren bunu zaten hiçbir firma yapamayacak. Ocak 2020'den itibaren. Öyle mi? Ama şu anda maalesef bunu yapıyorlar. Ama dediğim gibi bizim girişimlerimiz üzerine yavaş yavaş firmalar bunları değiştirmeye başladı. Güzel. Yani yani hurma ifadesini görüyorlarsa yağ kısmında ürünlerde bunun palm yağı olduğunu bilmemiz gerekiyor. Çünkü hurma yağı çok pahalı. Yani hurma yağından bir çikolata, hurma yağından bir şekerleme yapabilmek çok büyük maliyet. Yani şu an zaten palm yağının temel olarak kullanılmasının sebebi maliyeti. Çok düşük. Zeytinyağından 5 kat daha ucuz. Evet. Ayçiçek yağından da 1,5 kat daha ucuz. 2009 verilerine göre konuşuyorum. Evet. Yani dolayısıyla çok daha ucuz bir yağdan bahsediyoruz. Şu an bütün firmaların bunu kullanmasının sebeplerinden biri de bu. Doymuş yağ oranı çok yüksek. Yine yaptığım araştırmalarda çok net mısır görüyorum. Mısır şurubu da ondan kaynaklanıyor zaten. Maliyeti, şimdi mısır şurubunun da maliyeti çok maliyeti düşük. Maliyeti çok düşük. Çok çok düşük. Depolaması çok kolay. Yani belki bir litre mısır şurubuyla çok fazla şey yapabiliyorsunuz. Üretimi zaten laboratuvar ortamında. Şekerleme yapabiliyorsunuz. Şimdi Cengiz Bey çok konuşuldu mısır şurubu. Çok uzmanlar konuştu. Ben de dinledim hepsini, değerli uzmanları. Fakat kimse çıkıp şunu söylemedi. Nişastada fruktoz olmaz demedi. Nişasta dediğimiz şeyde fruktoz olmaz. Bir glikozdan oluşan bir polimerdir o. Evet. Fakat bugün nişastadan yani mısır nişastasından biz fruktoz şurubu üretiliyor ve bunu birçok insan farkında olmadan tüketiyor. Bu noktada da tabii
hangi oranda, hangi yoğunlukta tükettiğimizi biz örneklerle insanlara gösterdikçe insanlar çok daha ciddi anlamda bunun farkına varıyorlar. Evet. Nasıl şeker tüketmemiz lazım? Şeker kamışını üretelim. Bir öneri olmamakla birlikte tarihsel sürece baktığımızda şeker tabii ki insanoğlu hep doğal kaynağından tüketmiş bunu. Yani meyvelerden ve baldan tüketmiş. Bunların da tabii ki yüksek miktarda tüketimi istenen bir şey tabii ki değildir. Fakat bugün tükettiğimiz, örneğin siz çayınıza şeker atıyor musunuz Cengiz Bey? Yok. Çayımıza şeker atmıyoruz. Genel asla. Olarak ben 30 tane okula gittim, 3000 tane öğrenciyle buluştuk geçen dönem. Hepsine sordum, çocuklar anneniz babanız çayına şeker atıyor mu? Birçok çocuk diyor ki atmıyor. Peki yanında gofret yiyor muyuz hiç bunun? Yani şöyle bir bisküvi, gofret, kek yiyoruz. Tatlı bir şey yiyoruz. Şimdi bir gofret örneği koyduk önlerine. Dedik ki bunu yediğinizde çayınıza kaç şeker atıyorsunuz? Çok basit bir farkındalık bu aslında. Hiç herkesin hiç beklemediği bir oran. 8 tane küp şeker. Öyle tek mi? Bir gofrette. Şimdi bu ve buna benzer farkındalıklar insanlarda şunu getirdi. Ya ben çayıma bir şeker atmaktan kaçarken farkında olmadan 8 tane şeker tüketiyorum. Bu ve buna benzer konularda biz binden fazla paylaşım yaptım bugüne kadar. Gördük ki ben de dahil olmak üzere bu gelişimi ben de yaşıyorum yani toplumun bir bireyi olarak. Farkında olmadan hiç ummadığımız kadar yüksek oranda şeyler tüketiyoruz. Çocuklar parantezini açalım burada. Kantinlerde bahsettiğimiz ürünler maalesef satılmaya devam ediyor. Biz birçok ihbarda da bulunduk. Ben 30 tane okula gittim. Kantinlerde bunların satılmadığı okul henüz görmedim. Dolayısıyla biz ihbarlar da yapıyoruz. Fakat ihbarlar yerine gidildiğinde maalesef o tespitleri bir türlü yaptıramadık. Bu noktada da gelişim buradan sağlayacağımızı Milli Eğitim düşünüyorum. Bakanı da çağırdı. Ziya Hocam'a çok ulaşmaya çalıştım. Çok önemli bir, kendisine çok güveniyorum bu arada. Bu noktada da gıda konusunda da yani hem çocuklarımızı temelden kurtarmamız lazım. Bunu kimse yanlış anlamasın. Onları doğru beslenmeye teşvik etmemiz lazım ki kanunlarımız, mevzuatlarımız buna şu anda altyapı olarak müsait. Ben iki konuyla ilgili konuştuğumda böyle afaganlar basıyor. Biri deprem, biri işte bu gıda meselesi. Böyle İkisinde de sarsılıyoruz. Aynen, gerçekten yani ne yapacağız? İşte hem deprem uzmanlarıyla konuşurken mesela aynı şeyler oluyor. Yani ne yapacağız, ne yapmamız lazım falan diye ısrarla çok uyarıyorlar onlardan. Hani evimi değiştireceğiz, semtimi değiştireceğiz. Bu noktada sizi biraz rahatlatayım. Depremin ne zaman geleceğini bilmiyoruz ama bu gıdalar önümüzde. Yani bunları tüketmek zorunda değiliz. Evet, hepsini inceleyebilirsiniz. Bunlar çok kolay ulaşabilir. Ve Dünya Sağlık Örgütü şunu diyor bakın. Bir günlük süreçte 2000 kalori üzerinden bir hesap yapıyor. Ve diyor ki 25 grama kadar ilave şeker tüketebilirsiniz diyor sağlık açısından. Evet. Yani biz şeker asla kaçalım bu şekerden falan gibi bir durumda da değiliz. Fakat o 25 gram dediğimiz şekeri biz ufacık o pipetli bir meyve nektarından alabiliyoruz. Yani çok yoğun şekerle karşı karşıyayız. Dolayısıyla ne yediğinizi bilin kısmı burada çok önemli. Bir de çocuklar için bak özellikle çocuklar için. Çocuklar için çok önemli. Az önce çok güzel yani birkaç videoda son videolarda çocukları mutlu etmek aslında çok kolay. Evet. Fakat o sorumluluk bizde. Yani çocuklara ne yedirdiğimiz, ne içirdiğimiz kısmı. Bugün Türkiye'de satılan bazı renklendiricilerin olduğu şekerlerin üstünde çocukların dikkat ve aktivitelerine olumsuz etki yaratabilir ifadesi var. Bakın bakanlık bunu bir önlem olarak koymuş. Bunu bir çocuk okuyamaz. Bunu bir çocuk okusa da bir ifade etmez. Burada sorumluluk bizde. Onları biz bir şekilde doğru noktaya yönlendirmemiz kesinlikle lazım. Ama şimdi onu okuyoruz bazen ben de. Şimdi bu buraya yazıldıysa bil ki demek ki bunda çok daha fazla yani o oraya yazıldıysa. Hiperaktiviteye sebep olan ve bugün bazı ülkelerin yasakladığı renklendiriciler var. Bazen. Bugün gıdalarda 20-30 yıl önce mobilyacılıkta kullanılan cilalar var. Yani bunların dediğim gibi sonuçlarını bilmiyoruz. Ben akademik kaynaklar da tarıyorum. Evet. Hep şunlar var. Son kısımlar şöyle Cengiz Bey. Daha fazla araştırma yapılmadı. Ama maalesef gereken araştırmaları da yaptığımızı kaç yaşında çocuklar? Biliyoruz. 6 yaşında kızım, 3 yaşında da oğlum. Oh, Allah bağışlasın. Kızım 6,5 şimdi bana kızmasın. Dolayısıyla çocuklar olduktan sonra gerçekten insanın böyle farkındalığı daha yükseliyor. Ama mutlaka. Bazen de mesela gittiğiniz zaman pizzacıya pizza yerken baba ben bunun yanında da bilmem ne içeyim, şunu da içeyim, biraz da bilmem ne yapayım dediğinde ne yapıyorsunuz? Anne, öyle bir talepleri olarak. Yani pizza gibi bir şeyimiz hiç olmadı. Benim kızım bu konuda çok şeydir. Yani damak tadı çok iyidir. Öyle her yerde yemez. Yani yediğinde de bazı şeyleri beğenmez ama onun damak tadıyla ilgili. Yani bizim ona yaptığımız bir şey değil. Bu onun yapısıyla ilgili. Evet. Ufaklık biraz daha böyle bizi zor durumda bırakacak gibi görünüyor şu an. Biraz daha böyle istekli. Mesela pizza konusu. Şimdi kızacaklar ama pizzalar bugün mesela biz bir anket yaptık hesapta. Dedik ki tavuktan üretilmiş salam veya sosis tüketiyor musunuz?
ankette yüksek oranda hayır çıktı. Hmm. Fakat aynı kişilerin bilmeden tavuktan evet. üretilmiş bu işlenmiş etlerin olduğu pizzaları tükettiğini gördük. Şimdi bizim niyetimiz şu değil. Her şeyden kaçalım, hiçbir şey tüketmeyelim değil. O konuda çok hassasım. Gerçekten ne yediğimizi bilmemiz lazım. Bilerek, isteyerek herkes her şeyi tüketmekte özgür tabii ki. Hesap olarak veya kişisel olarak benim buradaki vurgum hep bu yönde. Bu yönde de olmaya devam edecek. Evet, dediğiniz gibi herhangi bir markayı, herhangi bir bakanlığı hedef alarak yapılan paylaşımlar değil bunlar. Sadece ve sadece özellikle tabii ki çocuklar için, işte senin de iki çocuk, bize de iki çocuk evet. benzer yaşlarda çocuklar için ne yediklerine çok daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü ileride mesela ufacık çocukların ne kadar büyük rahatsızlıklar yaşadığını son yıllarda mesela çok daha fazla görüyoruz. Maalesef. Bunların belki de etkisinden bir tanesi bunlar olabilir, yediklerinde, içtiklerinde olabilir. Bilmiyoruz ama dikkat etmek gerekiyor diye uyaralım herkesi. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Musa ediyorum Cengiz Bey. Bize bu imkanı verdiğiniz için sizinle de tanışmış olduk. Çok teşekkür. Takip edeceğiz. Çok sağ olun. Güzel. Çok sağ olun.